Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir salı günü diliyorum. Bugüne başlarken uzak doğu piyasaları %1'in üzerinde yukarıda. ABD vadelerine baktığımızda dün kapanışa benzer seviyelerdeler. Bizdeki konuya geldiğimizde de bizde tek konu var. TL'nin değer kaybı arkadaşlar. Yani bir Eylül başından beri geldiğimiz nokta çok hakikaten üzücü. 100 bas yani ve 7 senede kaçıncı kez yaşamamıştığımız bir durum bu. 100 bas puan faiz indiriminin bedellerini ben biraz size rakamlarla açıklayayım. Çünkü herkes çıkıp bir şeyler söylüyor da herkes hissiyatını söylüyor. Şimdi faiz lobisi var ya, bu faiz lobisine baktığımızda arkadaşlar BDDK'da Türkiye'de toplamda bankacılık sisteminde 4,2 trilyon para var. Mevduatlarda duran. Bunun 2,3 milyar TL'si yani %55'i dövizli mevduatlarda duruyor. 1,9'u TL mevduatlarda. Bu 1,9'un da 1,4'ü vadeli de duruyor. Yani bu 1,4 hani bu şimdi faiz lobisinden bahsediyoruz ya kimdir acaba diye düşündüğünüzde hani bu parasını TL bankaya koyup da buradan yüksek faiz alma niyetinde olup faydalanma düşüncesinde olanlar. Şimdi baktığınızda bu 1,5 ayda olanın diğer toplam finansal sistemde yaptığı zararı düşündüğümüzde dediğim gibi aslında para kazananlar burada parayı dövizde tutanlar arkadaşlar. Yani başka bir örnek daha vereyim. Bir hafta önce 18,10'dan 2 senelik hazine borçlanıyor. Dün 18,93'ten borçlanıyor. Bir haftada 90 bas puan. Dördüncü çeyreğe giriyoruz. Bütün şirketler yeniden sendikasyon, bankalar sendikasyon alacaklar. Şirketlerin döviz bonoları yenilemeye zamanı geliyor. Hepsindeki faiz oranları son 6 ayın en yükseğine çıktı. Yani toplamda net net de büyük bir zarar var. Yani bunun enflasyon tarafını zaten hep konuşup duruyoruz. Yani kur bizim tahminimiz 9,2 iken bugün 9,34'teyken bu kur. Bizim yapmaya çalıştığımız tahminler ve enflasyonların hepsinin dediğim gibi değişmesi gerekiyor. Herkes için değişmesi gerekiyor ve Perşembe günü hala herkes Merkez Bankası'nın ne hissettiğine göre, bakın düşündüğüne göre değil, kendine düşündüğüne göre değil, ne hissettiğine göre faiz indireceğini söylüyor. Yani bu gerçekten bu kur seviyesinde tekrar biz faiz indirirsek vereceğiniz mesaj, bakın yani rakamın ne olduğu 50, 100, 150, 200 bir önemi kalmadı artık. Mesajın TL'nin değer kaybetmesiyle ilgili herhangi bir endişenin olmadığı olacak ve bu da kendi kendini besleyen maalesef bir noktaya gelecek. Böyle bu olduğu zaman işte dediğim gibi enflasyon tahminleri hem bu sene için hem gelecek sene için değişir. Zayıf TL ile olacak olan nedir? Evet, Türkiye'nin ihracatı artacaktır. Yani Türkiye daha ucuz bir ülke haline geldiği için gelecek sene belki turizm gelirleri artacaktır. Ülkede kalan sıcak paranın son kısmı yani dediğim gibi zaten hani şey ve bono ve tahvil kısmında kalan para minimumlarda olduğunu söyleyebiliriz. Swap'ta bir işte geçen hafta itibariyle 8 milyar dolar kalmıştı. O sıcak paranın da tamamen çıktıktan sonra Türkiye'nin sıcak paraya bağımlılığını biteceğini iddia edip şey yapabilirsiniz, şey düşünebilirsiniz. Yani bu olduğu zaman Türkiye nasıl büyüyebiliyor? Yani biz hani bir şey var ya biz tamamen bütün ülke ihracata yönelik olduğunu düşünüp yani gayri safi milli hasılanın nasıl oluştuğunu Türkiye'de gördüğünüz zaman %65'inin iç tüketimden geldiğini düşündüğünüz zaman TL'nin zayıflayarak ve biz ihracatımızı arttırarak bu işin içinden çok kolay çıkacağımız mümkün değil. Yani bu önümüzdeki dönem aynı zamanda büyümeye de sıkıntı yaratır.
O yüzden dediğim gibi TL'nin zayıflığından biz evet 2019 gibi ciddi şekilde ilk önce yavaşlayarak ondan sonra cari fazla vererek bunun sayesinde yani tüketmeyerek. Yani bu tüketmediğiniz zaman ne olacak? Şirketler kâr etmiyor olacaklar. Ya da kârları düşüyor olacak büyük ihtimalle. Bir süre bu işi atlatabiliriz. Ama sonuçta yapısal olarak çok değişen bir şey olmadığında aslında baktığınızda yine aynı noktaya geleceğimizi söyleyebiliriz. Bu durum içinde ne oluyor? İşte dediğim gibi kaybedenler, parasını TL'de tutanlar. Biz hisseye baktığımız için de ağırlıklı olarak hisse konusunda yorumumuzu yapıyoruz. Tabii ki her zaman böyle büyük devalüasyonlarda arkadaşlar bakın hisse senetleri değerini diğer varlıklara göre koruyabiliyorlar göreceli olarak. Burada da tabii ki net bir iki ayrışım var. Birincisi bankalar bu işten kârlı çıkmaları mümkün değil. Diğer üretim yapan şirketler kendilerini bu tip bir durumdan ve ihracat yapabilen şirketler bu tip bir durumdan daha avantajlı olarak çıkartabiliyorlar. Zaten de gördüğümüz son bir hafta içinde banka hisselerinde gerileme, sanayi hisselerine tekrar bir geçiş var. Yani yabancı yatırımcı da burada çıkamamışsa, satamamışsa ki öyle bir ligitte bir şey olmadı. O yüzden pozisyon değiştirmeyle en azından geri kalan durumlarını korumaya çalışıyorlar. Dediğim gibi kurun artması her zaman Türkiye'de bankacılık sektörü için riski artıran bir sektör, bir durumdur. Ve bir ay, iki ay içinde olacak olan değil. Kurun zayıf kalması bir, dediğim gibi Türkiye'deki en büyük barometre dövizdir, faiz değil. Kesinlikle her zaman bu böyle olmuştur. İnsanlar sokağa çıkıp alışveriş yapmazlar. Ne olacağını önlerini göremediği için. Bundan dolayı bir yavaşlama olur. İnsanlar borçlarını daha geç ödemeye başlarlar. Yine bu da ispatlanmış ve bankalarca teyit edilmiş bir sektördür, veridir. Bundan dolayı bankaların önümüzdeki dönem kredilerin geri dönüşünde bir yavaşlama olma ihtimali yükseliyor. Bu tip dönemlerde de baktığımızda banka hisselerinin bu çeyrekte artık çok bir önemi kalmadı. Bunlar güme gittiğini düşünüyorum ben 3. çeyrek bilançolarının. Ne kadar iyi bilançolar açıklasalar da önümüzdeki dönemlerde geri dönmeyecek ya da geri dönmeme riski artan olan kredilerden dolayı pek iştahlı olmayacaklardır maalesef yatırımcılar. Burada dediğim gibi bilançosu veya iş modeli dövize bağlı olan şirketlerin daha pozitif trade edeceğini göreceğiz. İşte burada son iki aydır kötü trade eden Ereğli'ye tekrar bir iştah var. Tardemir'e bir iştah var, onu görüyoruz. Tüpraş'a görüyoruz. Onun dışında bu tip dönemlerde daha defansif olan perakende sektörü, onun da üzerinde başka bir kara bulut var. O yüzden orada da çok fazla bir iştah yok maalesef biliyorsunuz. Ama o yüzden sadece kalan burada dövize endeksli iş modelleri ve ihracat yapamayan şirketler 4. çeyrekte öne çıkmaya devam edecektir. Bu konjonktür altında. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Herkese günaydın. Dün piyasa yatay açılışının ardından bir tepki alınmayla beraber 1417 seviyesine kadar yükseldi ve kapanışlarını bu noktalardan gerçekleştirdi. Burada belirttiğimiz üzere yani piyasa zaten uzun zamandır yani 6-7 iş günüdür 1405 ile 1420 seviyesi içerisinde işlemlerini sürdürmekte. Endeksin yeni güne yatay başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 1420 seviyesinin doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek. Bu noktayı kırması durumunda üzerindeki hareketlerde 50 günlük ortalamaya yakın noktaları olan 1430 seviyesini takip ediyor olacağız. Bunun dışında geri çekilmelere bakacak olursak eğer ki satış baskısı artar ise kur tarafında volatilitenin artması küresel piyasalardan gelecek olan olumsuz bir haber veya
Oradaki satış baskısından dolayı 1410 seviyesi destek noktamız olacak. Bunun altında 1400 seviyesini takip ediyor olacağız. Genel olarak endeks bu hareketler bant içerisinde işlemlerini sürdürecek. Merkez Bankası'nın faiz kararı gelene kadar volatilite artabilir. Dikkat etmekte fayda var. Hisse bazında ise bakacak olursak dikkatimizi çeken hisselerden bir tanesi Şişe. Son birkaç gündür yatay bantlı hareketlerini sürdürüyor. Dün gelen bir tepki alımı güzel diyebiliriz. Burada bir teknik olarak momentum hızlanabilir belli noktaların geçilmesi durumunda. Bunu takibe alıyoruz. Kısa vadeli olarak arkasından Türksel ve yine aynı bir hareketlenme söz konusu. Burada 200 günlük ortalama olan 15.39, yani 15.40 diyelim buna. 15.40'ın üzerine çıkması durumunda dün de o noktaları test etti, geri geldi orada. 15.40'ın üzerindeki bir kapanış Türksel'de olumlu hareketleri hızlandıracağının sinyalini verecektir. Dikkat etmekte fayda var bu tarafta. Yakından takip ediyor olacağız. Zaten açık olan önerimiz olan Türk Hava Yolları'nı da takip ediyoruz. Burada çok volatil işlemler oluyor. Gün içerisinde 20-30 kademe kabaca bar genişliği olmakta. Bu tabii ki yatırımcıları rahatsız edebilir ama kısa vadede hala momentum devam ediyor. 5 günlük ortalamasının üzerinde pozitif hareketler bu tarafta devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında bir de bir haber akışı var. Ford hisse başına 3 lira 77 kuruş temettü dağıtacak. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Genel olarak diyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.